Arkadaşlar tekrar merhabalar. Bu bölümde Mountains and Lakes yani dağlar ve göller hakkında konuşacağız. Evet, the biggest mountain chain in the world. Yani dünya üzerindeki en büyük dağ silsilesi. Dağ silsilesi yani dağ zinciri diyelim arkadaşlar. Is the Himalayas in Asia. Asya kıtasındaki Himalayalardır. It began when two pieces of Earth's crust. Yani bunlar diyor ne zaman ki dünya üzerindeki iki kabuğun karşılaşması ve hareket etmesiyle meydana gelmiştir. Bir daha elden geçiyorum arkadaşlar. Bakın şurada şöyle gelelim. It began when two pieces of yani bu Himalayaların meydana gelmesinden bahsediyor arkadaşlar. It derken Himalayaları kastediyor. It began when two pieces of Earth's crust yani dünya üzerindeki iki kabuğun birbiriyle buluşması ve hareket etmesiyle meydana gelmiştir. The began to move about 50 million years ago. Yani diyor bunların diyor oluşumu diyor 50 milyon yıl öncesine dayanmaktadır. Yani bunlar 50 yıl önce hareket etmeye başlamışlardır. And they are moving now very slowly. Ve şu an bile yavaş bir şekilde hareket etmektedirler. The top of Mount Everest in the Himalayas is the highest place on earth. Yani bu Everest Dağı'nın zirvesi yani Himalayalar dağ sırası üzerinde bulunan Everest Dağı'nın zirvesi dünya üzerindeki en yüksek yerdir. It is about 9 kilometers above the ocean. Yani deniz seviyesinden, yani okyanus seviyesinden hemen hemen 9 kilometre yüksekliğindedir. Everest is very big and it's getting bigger. Everest Dağı arkadaşlar oldukça yüksektir ve halen de daha da yüksek olmaktadır. Yani hareket etmektedir. The top of Everest goes up about 5 mm every year. Yani bu Everest'in zirvesi arkadaşlar her yıl 5 mm daha yükseğe çıkmaktadır. Hareket etmektedir. Because Earth's crust is moving all the time. Çünkü yer kabuğu her zaman hareket halindedir. Near high mountains, yani bu yüksek dağların kenarında, there are often deep lakes, genellikle çok derinliğe sahip olan göller olur. The deepest lake in the world is Lake Baikal in Russia. Yani dünya üzerindeki, bakın the deepest lake in the world, yani dünya üzerindeki en derin göl arkadaşlar, Rusya'da bulunan Baykal gölüdür. It is more than 1600 meters deep. Yani bu göl arkadaşlar 1600 metre derinliğe sahiptir. Scientists are exploring the lake in small submarines. Yani bilim adamları arkadaşlar bu gölün içerisinde ufak denizaltılarla araştırma yapmaktadırlar. Lake Baikal began when pieces of Earth's crust moved and made up deep hole. Yani bu Baykal Gölü arkadaşlar ne zaman ki dünya üzerindeki kabuk yani hareket halinde olduğunda ve derin bir çukur meydana getirdiğinde meydana gelmiştir bu Baykal Gölü. Water from 330 rivers goes into the Lake Baikal. Yani bu Baykal Gölü'ne 330'a yakın arkadaşlar nehir dökülmekte. There is more water here than all the Great Lakes in North America. Yani bu gölde bulunan su arkadaşlar Kuzey Amerika'da bulunan yani büyük gölün içerisinde bulunan sudan daha fazladır diye çeviriyorum. Evet, değerli arkadaşlar, Chapter 7'a geçtik. Bunu da başka bir videoda hazırlamaya çalışacağım.